2015 YDS İlkbahar İngilizce sınavının sorularına bakıyoruz. Birinci soruda ne diyor? For years information system experts, yıllardır, bir perfect tense ifadesi bakın, yıllardır for'da kullanıldığı için bakın have faced kullanmış. Bilgi sistemleri uzmanları have faced, yüzleşti. Neyle yüzleşmişler? Face biliyorsunuz isim hali yüz. Ama fiil hali yüzleşmek anlamına geliyor. Yüz yüze kaldı ya da maruz kaldı şeklinde de söyleyebiliriz. The of convincing business managers of the value they provide the organizations. Bakın şimdi geriden başlayalım. Neyle yüzleşmişler aslında biliyor musunuz? İkna etmekle yüzleşmişler. İkna etmenin bir şeyiyle yüzleşmişler. Neleri? İşte patronları diyelim biz buna, yöneticileri. Neyin değerini? Convince somebody of kalıbıdır. Birini bir şeye ikna etmekle kullanılır. Convince somebody of. Birini bir şeye ikna etmek. İşte patronları ikna etmenin bir şeyiyle hep uğraşmışlar. Neye ikna etmek? The value they provide the organizations. Organizasyonlara sağladıkları değeri, iknasının hep zorluğuyla karşı karşıya kaldılar şeklinde söylüyoruz. Difficulty, zorluk, o hardship falan gibi söyleyebiliriz. Şimdi diğer şıkları yine konuşuruz ama şuradan sözlük anlamını bakın. Aldığım bir SS'de normalde orijinal İngilizce'nin İngilizce sözlükte nasıl çıkmış bakın. Bakın anlamı something difficult. Daha gerisine çok fazla bakmaya bile gerek yok. Yani zor olan bir şey. Yani biz buna difficulty, zorluk diyoruz. Challenge dediğimiz şey zorluk. Hatta dikkat edin bakın. The company is ready to meet the challenges of the next few years. Önümüzdeki birkaç yılın zorluklarıyla karşılaşmaya hazır. Ya da işte o güçlüğü göğüslemeye hazır şeklinde. Güçlük de diyebiliriz Türkçe tam çevirisi. Şeklinde ifade edebiliriz burada gördüğümüz gibi. By 2008, the UK had begun to return to nuclear power. Nükleer güce geri dönmeye karar verdi, başladı. Neyi talep ederek? Yeni reaktörleri inşasını talep ederek şeklinde A şıkkını söylüyoruz. Uğraştırıcı bir sınavdı. Phrasal verb'leri de gerçekten zordu. Call for tabii şey anlamı da var yani. İşte bir şeye çağrı yapmak anlamı da var. Ama aynı zamanda talep etmek anlamı da var. Hemen şuradan inceleyelim bakın. Call for'un kullanımını. Call for somebody ya da something. Bakın to need or deserve a particular type of behavior. Ya da if a group of people call for something, evet birinci anlamı çok daha yakın. Eğer bir grup insan bir şeye call for yaparsa, they ask publicly for something to be done, yapılmasını istiyorlar, talep ediyorlar. Kullanımı da şöyle, human rights groups are calling for the release of political prisoners. Politik mahkumların salınmasını talep ediyorlar, insan hakları grup. Burada diğerleri baktığımızda işte, yeni reaktörlerin inşasını geri çevirmek ya da devretmek gibi bir şey değil, ertelemek değil. Take apart, işte bir parçalamak, ayırmak, parçalarını ayırmak değil. Pull up dediğimiz arabayı kenara çekmek. İkinci soruya bir bakalım. Although including children with special needs in learning environments, yani özel ihtiyaçları olan, yani bakıma muhtaç olan çocukların öğrenme çevrelerine, environmentlarına dahil etmek, with their typical peers presents many obstacles. Bakın şu yüklemimiz arkadaşlar, sunmak demek. Onların tipik akranlarıyla öğrenmeye sunmak, yani o öğrenme ortamına sokmak diyelim o öğrencileri, presents many obstacles. Birçok engel sunmasına rağmen the rewards, benefits and teamwork make it, şimdi ödüller, yani bunun sonucunda aldığımız ödüller, faydalar ve takım çalışması onu ne yapar diyor? Gerçekten değer konuma getirir. Yani make something worthwhile dediğimiz değmek, değer pozisyona getirmek anlamına geliyor. Yani zorluk yaşayabiliriz ama sonunda aldığımız ödül gerçekten buna değer gibi bir ifade söz konusu. Sözlükteki kullanımında yine şöyle bir göz atalım. If something is worthwhile, it is important or useful, or you gain something from it. Yani kazançlı çıkarsın anlamına geliyor. Bakın işte it is worthwhile to do something. Bir şey yapmaya değer gibi. Ne diyor? I thought it is worthwhile to clarify the matter.
problemin açıklığa kavuşturulmasının gerçekten bir şeye değeceğini düşünüyorum gibi bir ifade var. Mesela it wasn't worthwhile diğer örneği useful gibi bakın sinonimi useful yani faydalı. Faydalı değil diyor burada. It wasn't worthwhile continuing with the project. Projeye devam etme değmez, değmezdi şeklinde ifade etmiş burada. Burada da işte çocuklarla baktığımızda diyor gerçekten değer. Zorluk yaşarız ama gerçekten değer diye bir ifade var. Altıncı soruda from the ancient pyramids to today high-tech skyscrapers from to kalıbı var. Dikkat ettik mi? Bir şeyden bir şeye. Preposition şeklinde de çıkabilir bu from to kalıbı. Genellikle clause testlerde falan karşımıza çıkabilir. Bakın antik piramitlerden tutun da günümüzdeki işte yüksek teknoloji gökdelenlere kadar powerful people have always güçlü insanlar daima piramit yaparak ve yüksek binalar dikerek statülerini through impressive buildings bu etkileyici binalar sayesinde aracılığıyla through aracılığıyla gücünü göstermeye çalışmışlar. Yani show off gösteriş yapmak anlamına geliyor. Doğru cevabımız show off. Herbal treatment administered in a medical context has been shown. Bakın şimdi burada administer uygulamak anlamına geliyor. Relative clause reduction var. Evet kısaltması reduction var. Hatta bu soruların üzerinde hep bunu yazarak eminim ki sınavlarda bunu çok rahatlıkla göreceğiz diye aklıma geliyor. Şimdi bakın burada herbal treatment bitkisel tedavi in medical context tıp bağlamında uygulanan bitkisel tedavi has been shown. Induce relief dediğimiz induce hatırlayın sebep olmak demekti. Ağrıya sebep oldu. From symptoms in an. Şimdi buradaki önemli olan wide range of illness. Bir geniş kapsamdaki hastalıklar şeklinde söylüyoruz. Yani nasıl geniş kapsamda? Bizim buradaki bir zarf sorusu. Bu zarfların arasından biz nasıl bir geniş kapsamdaki hastalıklara faydalı oldu, semptomlarını rahatlattı şeklinde söyleyeceğiz. Devamında dikkat ederseniz hastalıkları saymış. Yani bu hastalıkları içeren bir düzine diyebiliriz. Çok geniş kapsamlı hastalıkları, işte bu çok geniş kapsamlı, çoku oraya koyacağız anlatabiliyor muyum? Yani o geniş kapsamı ne niteleyebilir? İşte impressively dediğimiz, impress yukarıda geçmişti, etkilemek. Etkileyici bir şekilde çok geniş bir kapsamı var diye bir ifade burada çevirisini yapabiliriz, sağlayabiliriz. Üçüncü sorunun doğru cevabı A şıkkı. İşte net geniş kapsamda diyemeyiz. En sonunda geniş kapsam ya da katlanılmaz, dayanılmaz şeklinde söyleyemeyiz. Ya da yalnızca geniş kapsam şeklinde söyleyemeyiz. Impressive'in kullanımını da şuradan bir göz attığımızda something that is impressive make you admire it because it is very good, large, important. Yani çok etkileyicinin tanımı. Yani seni hayranlık uyandırır şeklinde ifade etmiş. Impressively kullanımı bakın şurada ne demiş? Sıfatı nitelemiş yine bakın. Production standards are impressively high. Yani ürün standartları etkileyici bir şekilde çok yüksek. Yani oldukça yüksek anlamına gelebilir. Yani bunu oldukça diye de çevirebiliriz. Total world population seems to have, işte toplam nüfus, dünya nüfusu bakın steadily. When it began to climb steadily. İşte yavaş yavaş climb yani tırmanışa geçtiği o modern periyota kadar yaklaşık yarım milyar insan seviyesinde bir dalgalanma yaşadı şeklinde. Dünya nüfusu böyle bir dalgalanma gördü. Şimdi nasıl anlayacağız bunu? Öncelikle şurada bir yükselişe geçmiş. Yükselişe geçinceye kadar olan şeyi düşünüyoruz. Yükselişe geçinceye kadar olan şey burada fluctuated dediğimiz bir kırılma, bir dalgalanma söz konusu. Kırılma, dalgalanma anlamında. Doğru cevabımız D şıkkı. Sözlükteki geçen haliyle bir bakalım, bir göz atalım. If a price or amount fluctuates, eğer bir işte fiyat ya da miktar dalgalanırsa, yani fluctuate ederse, bakın vary, değişiklik göstermek, değişmek. It keeps changing and becoming higher or lower. Yani kırılma, dalgalanma şeklinde söyleyebiliriz. Güzel bir kelimedir. Burada fiil haliyle çıkmış olması çok şaşırtıcı. İsim haliyle ben bekliyorum yani. İsim haliyle fluctuation şeklinde işte rakamlardaki dalgalanmalar, fiyatlardaki dalgalanmalar gibi karşımıza çıkabilir. Bakın burada da çoğunluk işte prices falan gibi gözüküyor. Bak prices were
Volatile, işte dengesiz anlamında, sürekli değişken anlamında volatile. Fluctuating between $20 and $40 şeklinde söylemiş bak. Grammar sorularında 7. sorumuzda ne diyor? It 14 years since his last feature film Ryan Daughter when David Lean. Tense uyumunu anlatırken ki şeyimde konu anlatımının devamında koyduğum sorulardan bir tanesi. Burada bakın when varsa eğer bir tense uyumu gerektirir. Yani burasıyla buranın bir tense uyumu olması lazım. İşte olmuştu. Son filmi Ryan Daughter'ı çıkardıktan beridir 14 yıl olmuştu şeklinde. David Lean'in işte geri döndüğünde gibi bir ifade olması lazım. Şimdi oradaki kurallarımızı siz de hatırlayacaksınız. Bir kere kurallardan bir tanesi neydi? When'li tarafta would olmazdı. Hatırladık mı? Evet. When'li tarafta would olmazdı. Bu bir kere gitti. Sonra tense uyumu gerektirdiği için zaten birinci kuralımız. Tense uyumu olmayanları çok rahatlıkla, hızlıca elememiz lazım. Bakın has ve had var burada. Tense uyumu olmadığı için gitti. Was, returns var. Tense uyumu olmadığı için gitti. Elimizde Edirne ve Adana kaldı. Şimdi burada bir past bir zamandan bahsediyor. Bakın dikkat edin 1984'te ki adaptasyon filmiyle, yani E.M. Foster'ın A Passage to India filmiyle geri döndüğünde diyeceğiz. Yani past bir tense'ten bahsediyor. Yani bu present bir tense. Yani daha yeni dönecek de döndüğünde şu olacak gibi. İkinci tarafta is değil de belki will olabilirdi. Burada since olduğu için buranın zaten perfect tense olması lazım den beri. Buradaki çok güzel bir ifade, biz genellikle since'i gördüğümüzde present perfect bekleriz. Hemen şuna gitmiş olabiliriz ama burada hem bir tense uyumu gerektiriyor. Hem de işte günümüzden bahsetmiyor. Eğer burayı da past yapamayız zaten, öyle bir şey söz konusu değil. O yüzden had been, olmuştu diyoruz. O filmle geri döndüğünde 14 yıl olmuştu diye bir ifade kullanmış oluyoruz burada 7. soruda. Doğru cevabımız Adana. 9'a bakalım. Philosophy didn't play a large part in Roman culture. Felsefe Roma kültüründe büyük bir rol oynamadı. Other than Stoicism. Stoicism'den ziyade. Which by the Romans, Romalılar tarafından, for its emphasis on virtuous conduct and one's duty. Şimdi birincisi Romalılardan bahsediyor. Geçmiş bir zaman. Past bir tense'ten bahsetmemiz lazım. Past bir tense'i bulmamız lazım. Elimizde Denizli ve Edirne var. Past tense olarak. Bu gider. Present'lar zaten çok rahatlıkla gider. Anlatabiliyor muyum? Romalılardan bahsettiği için ve zaten burada dikkat edin. Didn't play dediğine göre bir ikincisi, dikkat edeceğimiz nokta, işte önemli bir rol oynamadı. Yine bir past tense'le devam etmesi lazım. E şıkkını niye bıraktım biliyor musunuz? Bu can'in past'ı olabilir. Yani hayranlık duyulabilir gibi bir şey ifade edilebilir. Dolayısıyla bizim ikinci taraf belirleyici olacak. Bakın. Romalılar tarafından hayranlık duyuldu, duyulan stoicism. For its emphasis, buradaki ikinci önemli nokta, burayı belirleyen nokta şu olacak. For, vurgusu, virtuous conduct üzerine vurgusu ve birinin görevini yapmasına, görev yapmak, duty, yapılmak şeklinde, bakın bu pasif bir verbüç var. Bize aktif lazım. Peki burada niye doing dedik? Çünkü for'dan sonra bakın burada bir for preposition'ı var. Bir bunu söylüyor ve bu diyor. İkincisini söylüyor. Yani bunun da başında yine for var gibi algılayacağız. Dolayısıyla for doing one's duty şeklinde D şıkkı diyoruz. 8. soruda ne diyor? Behind every architectural masterpiece, her mimari bir başyapıtın arkasında a brand new technology without which these structures a few years ago. Şimdi şurada a few years ago'nun haricinde aslında burada ne anlatıyor bize? Burada bir zaman yok. Bakın her mimari başyapıtın arkasında yeni bir teknoloji vardır gibi, yani yeni bir teknolojidir şeklinde bir ifade söylememiz lazım. Yani geniş bir zaman kullanmamız lazım. Burada is var, geniş zaman. Without which, diğer bir vurgumuz is geniş zaman. Diğer bir vurgumuz da aslında öğrendiğimiz başka bir gramer yapısında. Without neydi aynı zamanda? Not yani. If not.
Aynen öyle, aynen öyle. Biz buna gizli if demiştik, hatırlıyor musunuz? Hidden if diye bahsetmiştik. Yani without which, yani bunlarsız. Neyi niteliyor? Bakın which'ten önce gelmiş without. Ha, nelersiz? Brand new dediğimiz sıfır demek. Sıfır bir teknoloji. Sıfır bir teknolojisiz bu yapılar birkaç yıl önce inşa edilemezdi. Yani burada şunu söylemeye çalışıyor. Hemen şuraya bunu ekleyebiliriz. Without which derken aslında eğer brand new teknoloji olmasaydı, hadn't been for değil de mixed type de yapabiliriz. Olmasaydı dediğimiz günümüzden bahsettiğimiz için if it weren't for diyebiliriz. Yani brand new teknoloji olmasaydı bu yapılar aslında bir zaman sorusuyla if clause sorusunu birleştirmiş oldu. Çok kaliteli, çok güzel bir soru. Yani nadir çıkabilecek zor sorulardan bir tanesi. Bu yeni teknoloji olmasaydı bu yapılar inşa edilemezdi şeklinde. These structures, burası da if clause'un ikinci tarafı olmuş oldu. Yani birinci tarafı şurası, ikinci tarafı da burası olmuş oldu. Ona bakacağız. As a young officer, bir preposition sorusu. Hemen dikkatli olacağız. Prepositionlar neler için alırdı? Kendisinden önceki kelimeden ya da kendisinden sonraki kelimeden dolayı alabilirdi. Bu da critical var. Dikkat çekici. Hemen bakalım 10. soruya. As a young officer, Mustafa Kemal Atatürk was critical. Mustafa Kemal Atatürk was critical. Critical iki anlamda kullanılır. Birincisi önemli anlamında, ikincisi eleştirel anlamda. The government of Ottoman Empire. İşte Osmanlı İmparatorluğu hükümetini eleştirirdi diye kullanacağız. Kullanımlarını hemen bir bakalım. Bakın şimdi. Critical'ın kullanımına baktığımızda criticizing var şurada, görüyor muyuz? Bakın eleştiren. If you are critical, you criticize someone or something. O şekilde kullanıldığında bakın burada critical of diyor. İkinci anlamı, bu anlamlarını bilmezsek yanlış yapma eğilimimiz çok fazla olabilir. İkinci anlamına bakın. Important anlamı var. Yani crucial, yani vital, yani very important diyebileceğimiz. Önemli anlamında kullanıldığında to ile kullanılıyor. Ama birisini eleştirel anlamda kullanıldığında critical of ile kullanılıyor. Bakın, many economists are critical of government's economic policies. Birçok ekonomist hükümetin ekonomik politikalarını eleştiriyor şeklinde bir ifade var burada. Yani burada da yine Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı hükümetini eleştiriyordu şeklinde critical of ile kullanıyoruz. Critical to deseydik önemli gibi bir anlamı olurdu. İşte bir şey için önemli anlamında. İkinci tarafa baktığımız Ottoman Empire and became involved the committee. Involve in ne kullanılmaz mıydı? Involve in ne kullanılır. Ama be involved ya da became involved bir şeye dahil olmak anlamında. Şuradan bir bakalım. To be having a romantic relationship with someone. Especially a sexual one. Biriyle romantik bir ilişki yaşamak. Ya da to spend time. Şu B çok güzel uyuyor. To be involved with somebody. To spend time with someone that you have a relationship with. Biriyle aslında sıkı fıkı olmak, yatıp kalkmak anlamına geliyor. Bakın, fathers are encouraged to be more involved with their families. İşte ailesiyle daha fazla ilişkili olması teşvik ediliyor babaların şeklinde bir anlamı var burada. Buradaki de Committee of Union and Progress, İttihat ve Terakki Partisi ile ilişkili olduğu, yani onların tarafında bulunduğu şeklinde söylersek, böyle bir çevirisi olursa B şıkkı doğru cevap. Dün bir kitap okuyordum. Aha. Kitapta işte bir biyografi YDS sınavlarını eleştiriyordu. Hı. Diyordu ki eğer YDS sınavına girmiş 98 mi 99 mu ne almış? Hı. Diyor ki YDS'den iyi bir puan alırsanız bu sizin İngilizce seviyenizi ölçmez. Ancak YDS'den kötü bir puan alırsanız sizin hakikaten hiç İngilizce bilmiyor olduğunuzu gösterir Aynen öyle. Ben bunu tersine ifade etmiştim. O kadar o kadar doğru ki. Yani böyle bir diyor. 80 ve üzeri almış olmak, belki 75 üzeri almış olmak, İngilizce iyi biliyor der miyiz? Aynen. Almazsan bilmiyor deriz. Değil Evet. Aynen mi? öyle oldu. Alırsan da tamam, bir eşiği geçtin diye söyleyebiliriz. Yani tamam, sen bir eşik geçtin.
Ama dur bakalım, seni bir işte diğer şeylere tabi tutalım, speaking'e tabi tutalım falan diyebilir yani. Evet, doğru, çok iyi, güzel ifade etmiş. İşte neydi YDS? Neyi bildiğimiz değil, neyi bilmediğimizi ölçen sınav demiştik. 11. soruda, the ultimate goal, tıbbi uzmanlaşmanın nihai amacı, is not to replace the whole organs, bütün organları yenilemek değil, but to repair, tedavi etmek, tabiri caizse onarmak, damaged organs, healthy cells, bütün organları tamamen yenilemek değil, hasar görmüş organları hücreler ile, yani sağlıklı hücreler katarak, sağlıklı hücreler ile yenilemek anlamına geliyor. Yenilemektir anlamına gelir diye, amacı budur diyor. Bizim burada off'un hükümsüz kılan şey aslında şuradaki over oldu. Sanki off kullanabilirdik ama işte tıbbi uzmanlaşmak için amaç da diyebiliriz. Goal for şeklinde de söyleyebiliriz. Buradaki over onu elemiş oldu. Doğru cevabımız C şıkkı. 12. sorumuzda digital media communication differs significantly from conventional marketing communication. Dijital medya iletişimlerimiz farklılık gösterir diyor. Neyden farklı? Aşırı derecede farklılık gösterir. Neyden? Conventional marketing communication, yani konvansiyonel günümüz pazarlama iletişiminden farklılık gösterir. Digital medya farklılık gösterir dedi. Dijital medyadan bahsetti. Yine dijital medyadan bahsediyor. Yani birbirinin zıttı bir şey değil. Digital media enable new forms of interaction, yeni tür iletişim, etkileşim sunar. And new models for information exchange, bilgi alışverişi içinde yeni modeller sunar. Yani bundan farklılık gösterir. Çünkü bu formları sunar şeklinde. Since diyoruz doğru cevaba. Şimdi sunmasına rağmen farklılık gösterir gibi bir ifade söyleyemeyiz zaten. İşte if'leri zaten biliyoruz. Even if, only if, sadece sunması ile bu tarafta sadece sunarsa şu olur gibi bir ifade söz konusu değil. Sunsa bile bu olur bir ifadesi söz konusu değil. Sunması durumunda in case tedbir gerektirirdi. Bu da sunduğu için farklı formlar, yeni formlar sunduğu için farklılık gösterir. 16. soruda prejudice, ön yargı, may be expressed by people, insanlar tarafından ifade edilebilir, who have developed generally negative personalities, genel olarak negatif kişilik geliştiren insanlar tarafından sunulabilir. Perhaps being raised in harsh and restrictive families, bakın katı ve kısıtlayıcı aileler tarafından yetiştirilmek yüzünden, direkt yetiştirilme yüzünden gibi bir ifade benim aklıma hemen buraya, işte bir bu sebepten dolayı direkt aklıma yüzünden diye bir ifade geliyor. Yani sebep sonuç ilişkisi var. Negatif kişilik geliştiren kişilerde işte neden dolayı katı ve kısıtlayıcı aile ortamında yetiştirilmek, pasif yüzünden dediğimiz as a result of, yani yetiştirilmek sonucu ile diyoruz. Doğru şıkkı, doğru cevabımız A şıkkı. Sonuca bakalım. The mouth is the first part of the digestive system. Sindirim sistemimizin ilk parçası ağzımız. Where food is broken and chewed, yani neresi bu sindirim sistemimizde? İlk parçası olan ağızda yiyecek parçalanıyor ve çiğneniyor. It can easily be swallowed. Niçin çiğniyoruz ve parçalıyoruz? İşte böylelikle diyebileceğimiz so that kalıbı var burada. 14. sorumuza bir bakalım. Fire was essential for the growth of human civilization. Yangın. Ateş. Evet, ateş, yangın da diyebiliriz de bakarken nasıl çevirebilirim diye bakıyorum. Ateş tabii ki burada. Ateş önemli, bakın essential for kullandık, crucial gibi. Growth of human civilization, insan medeniyetinin gelişimi için önemli ateş. People used it to cook their food. Şimdi bakın insanlar yemeklerini pişirmek için kullandılar, evlerini ısıtmak için kullandılar. İşte tarım için, o ormanlık alanı temizlemek için kullandılar. Pottery yapmak, yani kase yapmak için kullandılar.
Ve en nihayetinde de kömür, siz düşünün, ore dediğimiz demir metalleri eritmek için kullandılar şeklinde söylüyor. Yani niçin önemli olduğunu anlattı, değil mi? Yani sebebini anlattı aslında. Biz burada as'in diğer eş anlamları nelerdi? Çünkü diyebileceğimiz as, because, değil mi? Because şeklinde kullanıldığını burada görüyoruz. As'in. Devamında cümle var çünkü. Tamam. 15'e bir bakalım. Japan is enormously centralized. Japonya aşırı derecede diyebiliriz burada. Enormous çok büyük demek. Aşırı derecede merkezileşmiş. Ve Tokyo the capital city, başkent, Tokyo host, ev sahipliği yapmak, ev sahipliği yapıyor. The national government, milli hükümete ev sahipliği yapıyor. The stock market and the world's largest companies, işte borsaya ve dünyanın en geniş şirketlerine ev sahipliği yapıyor. Yani buna da ev sahipliği yapıyor şeklinde. Çünkü niye? Merkezileşmiş yani. Direkt merkezden yönetiliyor. Yani başkentten yönetiliyor. Şuradaki aslında şu yapı, şu bilgi bize veriyor bunu. Merkezden yönetildiği için ya da merkezileştirildiği için aşırı derecede her şey başkentte. Kardeşim gibi yapmamız lazım. Bu doğru cevabımız burada. Sadece işte ulusal hükümet değil, aynı zamanda borsası da, dünyanın en büyük şirketleri de orada yer alıyor. Orası ev sahipliği yapıyor şeklinde söylüyoruz bunu. The right side of the brain, beynimizin sağ tarafı, is not actually related to being more creative. Aslında çok yaratıcı olmakla ilişkili değil. En azından not in the popular sense that creative people are more right-brained. Yani en azından şu değil en azından. Sadece işte bu popüler bir anlayış var. Yaratıcı insanlar genellikle sağ beyinlidir. Than logical or analytical people are. Yani işte mantıklı insanlardan daha fazla sağ beyinlidir. Değil. Böyle bir inanış var ama bu değildir diyor. Doğru olan bu değildir diyor. A study that scanned the brains. İşte beyni taramış olan bir çalışma. Bakın that burada relative clause. Taramış olan bir çalışma. Of 1000 people. 1000 kişinin beynini taramış olan bir çalışma. Hemen şıklara bakalım. No such differences. Böyle bir farklılık, geçmiş zaman kullanmamız lazım. Buluyordu gibi bir ifade zaten anlamsız kaçacağı için bulamadı diyeceğiz. Yani no zaten bulamadığı anlamını karşılıyor. Found doğru cevap. It is true that different brain areas are specialized. Has olmuş, oraya uzmanlaşmış diyebiliriz. Different tasks. İşte specialized olmuş. Bakalım nelerimiz var? O preposition'ımız var. İşte değişik bölgelerde, bölgeler için görev almış şeklinde söyleriz. Specialize, different task, farklı görevler için diyebileceğimiz burada for doğru cevap. 19. soruda sıfat var. Ne gelir? Bakalım. And the language areas are in the left hemisphere in 90% of right handers. Sağ elini kullanan insanların %95'inin sol tarafındaymış dilin. Neresi diyebiliriz? Dilin ana merkezi diyebileceğimiz main language areas. Yani dilin ana merkezi şeklinde söyleyebiliriz. Both hemispheres work. 20. soru için bakıyoruz. Her iki yarım kürede beynimizin lobları her iki yarım kürede work together in almost everything. Her şeyde birlikte çalışırlar. Şimdi yani dil sağdaydı, soldaydı dedi ya bu bilgiyle aslında çelişiyor. Normalde işte sağ beyin için kullanırız dili ama her iki tarafta, beynimizin her iki tarafı da birlikte çalışır dedik. Yani ama dedik bakın dikkat edin. Zıtlık oluşturabilecek bir ifade söz konusu burada. However diyoruz. We do yaptığımız her şey için. Creativity is a whole brain process. Yaratıcılık bir bütün beyin sürecidir. Yani sağı yapar bunu, solu yapar gibi bir ifade söz konusu değildir diyor. Painters and sculptors, işte ressamlar ve heykeltıraşlar, may draw on mathematical and logical ideas. Matematik ve işte mantıksal fikirlerden
yararlanabilirler. Visual imagery and words. Bakın, matematikten de yararlanabiliyorlar. Logical fikirler, mantıklı fikirlerden de yararlanabiliyorlar. Visual imagery ve kelimelerden de yararlanabiliyorlar. Just as, bakın tıpkı. While anlamı da vardı, tıpkı anlamı da vardı. Bakın burada. Tıpkı bilim adamları inventing a new theory may do the reverse. Yani tıpkı bilim adamları işte yeni bir teori üreten, icat eden bilim adamları zıttını yapması gibi. Onlar da hem bunu hem bunu işte yani aslında visual imagery and words'un yanı sıra diyebileceğimiz as well as, hatta bu as well as'e sinonim olarak ne diyebiliriz? In addition to diyebiliriz mesela. Bunun yanı sıra bunları da kullanabilirler diyoruz. Along with prosperity and peace, işte refah demek prosperity. Refah ve barışın yanı sıra European Union has brought its citizens, Avrupa Birliği vatandaşlarına şunu getirdi. Unprecedented opportunities and freedom to study. Umulmadık şekilde imkanlar sunuyor. Okul okumak için, çalışmak için, seyahat etmek için, ticaret yapmak için Europe borders, yani Avrupa sınırlarında. Bakalım ne diyor? Evet, bir tane preposition'ımız var. Avrupa sınırları içerisinde diyebileceğimiz, o sınırlar çerçevesinde, o sınırlar içerisinde anlamına gelen within doğru cevabımız. Yani sınır çiziyoruz, o sınırlar dahilinde. Borders genellikle bunu çok karşımıza çıkabilir. Sınırlar dahilinde anlamına gelen within kullanılır. In dersek de aslında yanlış olabilir. Çünkü in Europe's border dersek sınır var bir yerde. O sınırın iç kısmında, yani o sınırın üzerinde bir yerde gibi olur. Within the borders dahilinde anlamına geliyor. Harita üzerinden mesela değerlendirecek olursam under kullanabilme ihtimalim nedir? Under the border. Ben öyle düşünebilirdim çünkü ilk başta öyle düşündüm burada. Under için aklımızda şöyle kalabilir. Under dediğimizde işte ne demiştik? Eğer bir treaty, bir anlaşma, anlatabiliyor muyum? Ya da işte bir pact, bir anlaşma falan gibi bir ifade olursa şartları tamam. Altında diyebiliriz. Ama sınırın altında şeklinde yine olmaz. Under the border dersek sanki oradaki sınırı hayal edin. Sınırın alt kısmında, hemen o sınırın bulunduğu yerde gibi oluyor yine. Tam spesifik bir alan belirtmiş gibi oluyoruz. Yine into dediğimizde de öyle oluyor. O yüzden into olmaz diyorum. Within dediğimizde... Within dediğimizde şöyle bir alan düşünün. Bakın böyle bir sınır düşünün. Böyle yuvarlak bir sınır var. Bu sınırlar dahilinde, şu içerisinde, yani tam Türkçe karşılığı dahilinde, yani bunun içerisinde işte her bir tarafında rahatlıkla seyahat edebiliyorlar şeklinde aklınızda böyle bulunsun. Dahilinde dersek çok daha iyi çevirmiş oluruz zaten. Burada bir de to ifadesi var. Yani yönelme hali var içine doğru. Yani ne olabilir mesela? Put some water into the pan. İşte şeye, tencereye birazcık su koy. Tencereye doğru, yani tencereye dediğimizde burada into bir yönelme şeklinde de oluyor aslında. In ile into arasındaki fark birazcık da budur. Yönelme hali gibidir yani. İçine doğru anlamına gelir. Oradan not aldım. Among zaten işte kişiler arasında, insanlar arasında ya da işte üç ya da daha fazla şeyin arasında dersek among olur. İşte o zaman among the borders olursa sanki böyle İran, Irak, Türkiye borderlarının arasında gibi bir şey oluyor o zaman. The EU has helped strengthen democracy. Demokrasiyi güçlendirdi. Güçlendirmesine yardımcı oldu. Human rights and legal reforms. İnsan hakları ve yasal reformlarda in many member states. Birçok üye ülkede. And aspiring candidate countries. Avrupa Birliği yardım etti demokrasiye, insan haklarına ve yasal reformlara birçok üye ülkelerde ve aday olmasını amaçlayan ülkelerde arttırdı bunları. Ve ne yaptı? Continuing its original role as a mechanism for peace. Barış olarak, barış için bir orijinal rolünü, mekanizmasını devam ettirmenin yanı sıra bunlara da yardımcı oldu şeklinde söylememiz lazım. Yanı sıra anlamına gelen in addition to doğru cevabımız. Şimdi parça kaliteli derken bunu kastetmiştim. Burada da şunu yakalamak lazım. Bu birazcık zordu. İşte Avrupa Birliği ne yapıyor? Güçlendiriyor ve
orijinal rolünü de devam ettiriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ikisi negatif, birbirinin zıttı mı? Değil. Onun yanı sıra bunu da yapıyor şeklinde belki üzerinde zorlayarak çıkarabiliriz. But the EU founding rules, fund kurmak demek, Avrupa Birliği'nin kuruluş kuralları and institutions for a far smaller union and it now risks suffocation under its own weight and becoming one large dysfunctional family. Hemen bakalım neler var. Küçük bir birlik için dizayn edilmişti. O tarihte bu şekilde dizayn edilmişti. Simple past tense. Neden simple past tense? Hemen devamına dikkat edelim. Devamında bakın şunu söylüyor. And it now risks suffocation. Günümüze geldi birden. İlk başta kuruluşunda böyleydi ve şimdi böyle şeklinde. Replacing the old constitutional norms. Constitutional anayasal demek. Constitution anayasa. Anayasa normlarını yenilemek. Or creating a new treaty. Bakın deminki söylediğim treaty işte bakın under treaty. Yeni bir anlaşma yaratmak. To the complex 28 member union. Bu kompleks 25 üyelik birliği ne yapmak için deriz? Deal with. Başa çıkmak anlamına gelen. Deal with. Mücadele etmek, başa çıkmak diye kullanıyoruz. Dahası future enlargement will remain a contentious issue. Dahası gelecekteki genişlemeler sürekli bir problem olarak kalacak. 26'da şıklara bakalım. As, even if only, unless, although. The EU absorbs its newest members. Avrupa Birliği yeni üyeler aldıkça ve onlar tartışmaları ateşledikçe şeklinde güzel bir ifade oluyor aslında. Gayet güzel. Aldığı için ya da aldıkça aslında birbirine anlam olarak da yakın. Çünkü sen işte gürültü yaptığın için konsantre olamıyorum da diyebiliriz. Sen gürültü yaptıkça konsantre olamıyorum şeklinde de söyleyebiliriz. Çevirileri birbirine yakın ama aldıkça çok güzel uydu buraya. 27. soruda bir tane de reduction var yine. Bakın establish ile başlamış. Yani öznemiz yok ve fiilin üçüncü haliyle başlamış. Kurulan diye çeviriyoruz. Establish, kurulan demek. Ne kuruluyor diye düşünüyorum. Yani hemen ikinci diyeceksiniz ki bizim şuradaki öznemiz kurulabilen bir şey olacak. Değil mi? Yani öznemiz kurulabilen bir şey olacağı için aslında bunu yakalarsak nasıl oldu şimdi? Birazcık daha aydınlık oldu değil mi? Oldu. Böyle yayınlanma, piyasaya sürünme gibi bir anlamı, ya öyle bir şey de yok muydu? Ben mi karıştırıyorum? O launch galiba ya. Launch var, promote var. Anlatabiliyor muyum? Ama establish dediğimiz, establish bir binayı kurabiliriz. Setup gibi bir organizasyonu kurabiliriz. Ya da işte establish some rules diyebiliriz. Bazı kuralları koymak, kural koymak anlamı. Yayınlandı falan diye ifade ederken establish kullanılıyor diye kalmış aklımda da benim. Hangi şıkkı mantıklı buldunuz? Ben D yaptım bunu. Sütlü çikolata kuruldu gibi bir ifade olmuyor. Üretilmek gibi bir şey olsaydı belki olurdu. Ama buradaki işte establish'in anlamını bilmek ve burada bir reduction olduğunu bilmek bizim aslında doğru cevaba daha hızlı getiriyor. Even though reason is insufficient for being the source of morality. Şimdi ahlak için, ahlak kaynağı için yetersiz. Ne? Mantık yetersiz. Insufficient, yetersiz demek. İkinci cümlemize ne gelecek? Olumlu bir şey gelecek değil mi? Yetersiz olmasına rağmen devamında olumlu bir şey getirmemiz lazım. Olumlu bir şeye bakalım, olumsuzları eleyelim. Morality consists of solely, yalnızca dediği, işte yetersiz olmasına rağmen yalnızca böyledir. İşte çok iyi olmasına rağmen yalnızca böyledir demesi lazım. Burası olumlu değil. Yani yalnızca diyerek kısıtlamış olduk. It plays an essential role. İşte yetersiz olmasına rağmen çok önemli bir rol oynar. Gayet güzel oldu. Bunu burada hemen ifade edelim. Oluşturalım doğru cevap. Ama diğerleri neden olmaz? What exists in the nature of things is equality of our judgment. Zaten konuyla alakası yok. Bizim işte doğasında birçok şeyin doğasında var olan şey yargılamamızın eşitliğidir gibi bir tanımsal bir ifade oldu. Yani bu konuyla hiç alakası olmayan tanımsal bir ifade oldu. Kimse başkalarının bir başkasının güzelliğine bakmaz.
Fakat adaletli olup olmamasına bakar. Mantık yetersiz olmasına rağmen gibi bir ifade bununla uyuşmadı. Moral relations are determined by the comparisons. İşte ahlaki ilişkiler belirlenir. Yine burada bir tanım var bakın, belirlenir. Onunla belirlenir. Comparison of action to a rule. Bir kuralın hareketine kıyasla belirlenir. Bununla bir zıtlık oluşturmadı. Yani yetersiz olmasına rağmen, ne dedik? Mantık yetersiz olmasına rağmen önemli bir rol oynar. 28. While you can easily rent a car and drive around Morocco. Fas'ta rahatlıkla araba sürebilecek iken, hemen while var burada bakın. Yani neydi? Taban tabana zıtlık. Sürebilecek iken hemen şuraya biz olumsuz bir ifade koymamız lazım. Olumsuz. Sürebilecek iken the road regulations can be quite confusing. Hemen bakın olumsuzluğu hemen nasıl yakaladık. İşte düzenlemeler rahatlıkla sürebilirsin ama dedim hemen while için. Yol düzenlemeleri oldukça, regulations dediğimiz o yol düzenlemeleri, levhaları, şeyleri oldukça karmaşık olabilir gibi bir zıtlık oluşturdu burada. A şıkkı doğru cevap. Although the Pearl Collection, bakın yine bir zıtlık var. Kendi içinde bir zıtlık var. The Pearl Collection industry collapsed as a result of economic change. İşte yıkıldı. O inci koleksiyon endüstrisi yıkıldı. Ne sonucu olarak? Bir ekonomik değişiklik sonucu olarak 1930'da yıkılmış olmasına rağmen olumlu bir şeyle devam edebiliriz. Etkileri devam ediyor gibi bir şey söyleyebiliriz. Yani aslında burada benim anlatmaya çalıştığım şey şu demek. Olumlu bir ifade devam etmesi lazım. Ve olumlu ifadeye de burada dikkat edin. Nerede var? Bursa'da var. Ne diyor? Many of its characteristics, işte endüstri yıkıldı ama onun, yani bu endüstrinin birçok karakteristik özellikleri ve uygulamaları hala devam ediyor diyebileceğimiz survive, yani var oluyor, hayatta kalıyor şeklinde söylemiş bunu. Evet, 29. soruyla devam ediyoruz. Unless var, if not kalıbı var burada. They are heading back to their birthplace. They var bir tane, onlar. Head back, geri dönmek diyebiliriz oraya, geri yönelmek. Head biliyorsunuz baş, kafa anlamında, fiil anlamında kullandığımızda işte geriye doğru yönelmek, geriye doğru gitmek. Eğer doğdukları yere doğru gitmiyorlar ise insanlar genellikle daha düşük geliri olan ülkelere gitmezler. Eğer doğdukları yere doğru gitmiyorlar ise. Bakalım Denizli'ye. Governments should do something to stop massive immigration. Hükümetler, şimdi they dediğimizde biz burada hükümetleri söylemiş oluruz. They ile hükümetler birbirini karşılamıyor. İşte diyoruz ki hükümetler o aşırı göçü engellemek için bir şeyler yapmaları gerekiyor. Eğer onlar doğdukları yerlere geri gitmiyorlar ise, işte burada ne vatandaşlar var, stop, işte the citizens gibi bir şey var, ne de bir mantık örgüsü var. İşte o göçü engellemeleri gerekiyor. Malaria, a mosquito-borne disease, sivrisinekten ortaya çıkan, sivrisinekten doğan bir hastalık, is one of the greatest threats to human health. İnsan sağlığına en büyük tehditlerden bir tanesi şeklinde söyledi malaria'yı, sıtmayı. Ve bilim adamları struggle, mücadele etmek, yenmeye çalışıyorlar onu. It dediğimiz burada, bakın malaria. Onu yenmeye çalışıyorlar. Burada ikisi işte çok tehlikeli, büyük tehdit oluşturuyor ve çok mücadele ediyorlar yenmek için. By finding new ways to fight mosquitoes. Yani moskitodan çıktığı için, sivrisineklerden çıktığı için sivrisineklerle mücadele etme yöntemi bulmaya çalışarak malaria ile başa çıkmaya çalışıyorlar şeklinde bir çevirisi var 32'nin. Doğru cevap Edirne. Hemen Bursa'da. Although there is hardly any chance of surviving a severe attack of malaria without drugs. Evet, ilaç olmadan hayatta kalmanın hiçbir şansı, çok az şansı olmasına rağmen
çok büyük tehdit oluşturur. Yani ikisi de negatif oldu, anlatabiliyor muyum? Oraya oldu giremez. Olduğu için diyebilirdik belki. Yani işte hiç hayatta kalma şansımız, ilaç olmadan hiç hayatta şansımız olmadığı için büyük tehdit oluşturuyor diyebilirdik. Buraya belki bir koz koysaydık olurdu. Oldu bozmuş. C şıkkına hemen bakalım. As deaths from malaria have fallen. Düşmüş bakın. Düştüğü için. Düştüğü için büyük tehdit oluşturuyor diyemeyiz. 33. sorumuz. Within the following years, mütakip yıllar içerisinde, satellites capable of monitoring, mütakip yıllarda insanların neler yaptığını gözlemleyen uydular will be coming online. Online olabilecek. Online olacaklar önümüzdeki yıllarda. Bizim yüklemimiz burası. Online olacaklar. Böylelikle polluters, yani çevreyi kirletenler, will easily be spotted from space and penalized. Çok rahatlıkla uzaydan, o uydudan gözlemleyebileceğiz ve ceza verilebilecek şeklinde söylüyor burada. Doğru cevabımız A şıkkı. Çünkü it is vital to come up with big ideas about small satellites. Güzel, uydulardan bahsediyor ama dikkat edin burada B şıkkı neden olmaz? Küçük uydular gibi bir ifade var. Biz uydularla burada bir kıyaslama yok. Yani çünkü küçük uydularla ilgili büyük fikirler ortaya atmak hayati olduğu için online olacak. Yani sebep sonuç ilişkisi oluşturmamış ki zaten biz genel uydulardan bahsediyoruz. 36. In academic fields such as literature, akademik alanlarda ne gibi? Edebiyat, müzik, sanat gibi akademik alanlarda the emphasis is frequently on individual tests. Vurgu genellikle bireysel testler üzerine. Personal opinions, kişisel fikirler and other subjective judgments. Daha böyle subjective, yani öznel yargılara bağlıdır. A şıkkında whereas the emphasis is on objectivity in psychology and other natural sciences. Bakın edebiyatta, müzikte ve sanatta bireysel bir vurgu vardı. Psikolojide ve diğer doğal bilimlerde de objektif vurgular söz konusu. Yani birbirinin zıttını oluşturabilecek bir yapı söz konusu burada. Bursa'ya bir bakalım. İşte buradaki subjektif bir yapı vardı birey üzerine edebiyatta, müzikte ve sanatta. Only if, yalnızca doğal bilimler, focus on objectivity and social interaction. Ha, eğer doğal bilimler nesnelliğe ve sosyal etkileşime yoğunlaşır ise böyle olur gibi bir anlam. Hani bu bunun şartı anlamında, birbirinde şart oluşturmuyor. Yani yoğunlaşırsa böyle olur. Aslında burada only if birazcık bozmuş. Yani buraya only if değil de whereas ya da yani zıtlık bağlacı olan bir şey, while gibi bir şey gelseydi yine olabilirdi. Yani doğal bilimler objektiviteye, yani tarafsızlığa yoğunlaşırken burada birey subjektivlik var gibi bir zıtlık olsaydı olurdu ama only if şart koşmuş. Sadece ve sadece böyle olursa gibi bir ifade söz konusu. 34. Aristophanes, who is a popular ancient Greek comic playwright. 30 tane yazı yazmış olduğuna inanılır Aristophanes'in. Fakat only less than half of them, yani bu 30'un neredeyse yarısı o zaman yazmış olduğuna inanılıyor. Fakat yarısı hayatta kalabilmiş. İşte onlardan bir tanesi de M.Ö. 411'de yazılmış olan Lysistrata mı neydi? En ünlüsü olan budur diyor. 30 tane yazmış olduğuna inanılır fakat onların yarısı, yani 15 tanesi. Bu 15 tanesinden en ünlü olanı da Lysistrata demiş. Other changes such as habitat destruction and the hunting threaten individual species. Diğer değişiklikler, bazı değişikliklerden bahsetti ve işte habitat yıkımı ve hunting gibi, avlanma gibi diğer değişikliklerden bahsediyor şimdi de. Bireysel türleri tehdit eder. Diğer değişiklikler bireysel türleri tehdit ediyor. Bazı değişiklikler demek ki tüm herkesi tehdit ediyor. Bakın zıtlık var burada. Zıtlık ifadesi while global warming acid rain and holes in the ozone layer. Bakın değişiklikler. Bazı değişiklikler de burada. Küresel ısınma, asit yağmurları ve ozon tabakasındaki delik. Etkileyebilir neyi? Tüm bir hayatı. Bakın zıtlığı gördünüz mü? Tüm bir hayatı etkileyebilir iken
habitat destruction gibi ya da hunting gibi bazı değişiklikler ise bireyleri etkiler. Zıtlı gördük mü? Bu bunu yaparken bu bunu yapar şeklinde tavan tabana zıtlık oluşturduk. 37'de ne diyor bakalım. Since the reality reflected in documentaries is not natural. Is not natural bizim yüklemimiz. Is not olmadığı için documentary filmmakers ya da olmadığından da diyebiliriz. Olmadığı için. Çünkü öyle değil de diyebiliriz. Bakalım nasıl çevirmiş. Documentary filmmakers are aware that. That var burada bakın dikkat edin. Devamı the diye çeviririz. Bizim yüklemimiz are aware. Yani farkındadırlar dememiz lazım. Farkındadırlar olmayan yüklemleri elememiz lazım. Bakın doğal değildir. Biz burada doğal olmadığı için dememiz lazım. Çünkü since burada because bakın o cümlenin başında. Doğal olmadığı için dememiz lazım. Doğal değildir. Bizim eleme sebebimiz. Uzaklaşmak, uzaklaşır gibi bir ifade söz konusu değil. Yüklem gider. Buna göre şey, anlama göre şekillendirirler yüklem. Bizim yüklemimiz aslında farkındadırlar diyebileceğimiz A ve B kaldı. Şimdi gelelim the içini bulmaya. Bakın şurada. Doğal olmadığı için. Is not natural. Gördük mü? Doğal olmadığı için. Because'u, since'i yakaladık burada. B çeldiricisi. Evet. Neden olmaz bir bakalım. Belgesel film yapımcıları tercihlerini vermek istedikleri anlamı şekillendirdiğinin ve bu yüzden belgeseller ortaya konan gerçekliğin olmadığını farkındadırlar. Diye için yok. Burada için yok. Şu yani bizim since'i karşılayabilecek because böyle olduğu için aslında doğal olmadığı için şeklinde söyleyebilecek bir içinimiz yok Bursa'da. O yüzden zaten Adana tam karşılıyor. A şıkkı. 38. Though international security and global economics constitute the two major traditional issue areas in the world politics. Burada Doğu var. Masına rağmen some academics, masına rağmen diyeceğiz. Yani burada ne olursa olsun masına rağmen şeklinde söylememiz lazım. Fiilde burada constitute, oluşturmak. Some academics now claim that, that var, devamı the için diye çeviririz. Bizim özne, şey, ana main clause'umuz, yani yüklemimiz claim. İddia etmektedir dememiz lazım. İddia etmektedirin dışındaki şıkları elememiz lazım. Neler var orada yüklemi? Bakın teşkil etmektedir diye bir şey var. Biz teşkil etmek var demiştim. Teşkil etmek var okey ama teşkil ettiği için şey teşkil etmesine rağmen dememiz lazım. Gitti iddia edilmektedir. Bakın edilmektedir. Evet, evet. Yani. Bakın pasif değil. Etmektedirler dursun. Etmektedirler dursun. Edilmektedir. Bakın Adana'da da edilmektedir diyor. Pasif olduğu için gitti. Elimizde aslında Ceyhan ve Edirne kaldı değil mi? Oluştursa da dememiz lazım değil mi? Teşkil etse de bakın çok güzel bir nokta bakın. Teşkil etse de dememiz lazım bizim. Yani constitute'u karşılayacak. Peki burada olsa da yine karşılardı? Olmak fiili dediğimiz şey is yani olsa da diyebilmemiz için is gibi yani ya orada işte economics are diyebiliriz. Yani are deseydik belki. Şurada Doğu International Security and Global Economics are the two major traditional issue areas in the world politics deseydik, constitute yerine are deseydik belki olabilirdi bu. Doğru cevap. Yani şuradaki constitute, teşkil etmek kelime anlamı, bilgimizi ölçmüş. 39. Bacteria are an essential part of the life cycle because, güzel bakın burada bir yüklem var. The için diyebiliriz çünkü yani bundan sonrası yüklem değil. Bakteriler hayat döngüsünün önemli bir parçasıdırlar şeklinde bir ifade olması lazım. Parçasıdır diye bir yüklemimiz olması lazım. Parçasıdır var. Maddelerle beslenir. Maddelerle beslendiği için dememiz lazım. Doğru mu? Beslendiği için, beslendiğinden dolayı gibi bir ifade söylememiz lazım. Beslenir bizim yüklemimiz değil. Durumundadır. Essential part, önemli bir parçasıdır dememiz lazım. Yine temel bir parçasıdır. Olabilir dursun. Temel bir parçası olan bu maddelerden beslenir. Yine gitti. Parçasıdır dediğimiz D'de var ve A'da var.
Doğru cevabımız A şıkkı. Ama Denizli neden değil? Hemen onu konuşalım. Beslenen bakteriler değil de beslendikleri için olması lazım. Heh, bakın burada... Ben özne bir yüklem gelmiş ya, ben oradan mı yakaladım? Özne süpersiniz. Özne bakteriler, süpersiniz aynen. Bir de burada önemli olan, bakın beslenen bakteriler değil, beslendikleri için dememiz lazım. Beslenen bakteriler dersek eğer, bir relative clause oluşturmamız lazımdı yani. Mısırlılar sadece gökyüzünün haritasını çıkarmakla kalmayıp, gözlemledikleri yıldızların bazılarına isim de veren ilk antik uygarlıklardan biriydi. One of. Biriydi evet. Şeklinde. İdi diyoruz, past tense olması lazım. Yani Mısırlılar was ya da were one of. Lılar dediğimize göre were one of dememiz lazım. O one of olanları bulmamız lazım. One of dediğimiz A şıkkında var. Başka bir şıkta were one of var mı? Dünyada var ama bu ter become olmaz yani. Yani if kalıbı var. Eğer böyle olsaydı gibi bir anlam var. Kesinlikle if burada geçmiyor. If'ten gider burada. Some stars they observed would have become one of the. Become one of the diyor. Biz idi diyeceğiz ya bakın. İdi dediğimiz şey hemen şuraya bakın. Şöyle tireli yazayım. İdi dediğimiz şey yani bunun eşiti was ya da were olması lazım idi. Yani I was a teacher, işte bir öğretmen idim şeklinde ya da I was a student, bir öğrenci idim şeklinde. İdi diyebilmemiz için was were olması lazım. O was were'den burada bakın were karşılıyor. Aslında cümleyi iyi analiz ettikten sonra herhangi başka bir şık elemeye gerek kalmadan doğru şıkka tek de gidebiliyoruz. 40. soru. Kişilik testlerinin gelecekteki kariyer başarısını tahmin etmede tavsiye mektuplarından, mülakatlardan ve eğitim sertifikalarından daha iyi olduğuna yaygın olarak inanılıyor. Yani aslında ne olmuş biliyor musunuz? Bakın. Yaygın olarak inanılıyor that. Anlatabiliyor muyum? Evet. Pasif var bakın burada. Yaygın olarak inanılıyor that. Geriye kalan hepsi olduğu, değil. Bakın noun clause yani. Değil oluşturuyor. Olduğuna inanılıyor. Şeklinde söylememiz lazım. Bunu karşılayan it is widely believed. It is widely believed. İki tane şıkkımız var. Yaygın olarak inanılıyor. Yaygın olarak inanılıyor. İki tane pasif var burada. Şimdi iki tane Adana ve Ceyhan arasından hangisini tercih ederiz? Daha doğrusu Adana'yı tercih ederiz. Ceyhan'ı neden tercih etmeyiz onu konuşalım biz. Tamam. Zil var Ceyhan'da. Evet. Evet, yapacağı değil mi? Will replace, yerine geçeceği, will replace, better, evet, daha iyi, better burada var ama burada daha iyi karşılayabilecek bir şey yok. Tamam, aynen, çok güzel. C'yi de o yüzden eledik. 42. soruya bakalım. Otoyollardan hızlı trenlere varıncaya kadar şehirler arasındaki ulaşım bağlantıları ticari kuruluşların ülke çapında başarı elde etmesine imkan sağlar. Bilmem bir şeyden bir şeye kadar ticari kuruluşlar öznemiz ülke çapında başarı elde etmesini imkan sağlar. İmkan sağlamak enable gibi yani işte olanak sağlar anlamında kullanmamız lazım. Bir şeyden tutun da bir şeye kadar. Bakın evet demiştik ya otoyollardan varıncaya kadar işte bunu yukarıda from to kalıbını söylerken ondan tutun ona varıncaya kadar dediğim burada from to kalıbı var. From motorways to high speed trains. Buradan buna kadar şeklinde söylediğimiz. Başka from to bir yerde var mı? Var hocam. Var hocam ama yanlış yerlerde. Burada var bakın. Bursa'da var. From motorways to high speed trains. Hızlı trenlere varınca, otoyollardan. Otoyollardan hızlı trenlere varıncaya kadar. Şehirler arasındaki ulaşım bağlantıları. Evet. Burada şey olmuyor. Eylemden dolayı gidiyor. Contribute to success of business countrywide. Ülke çapında başarı elde etmesine imkan sağlar. Burada katkı sağlar diye. Çok güzel aslında Bursa'nın neden olmadığını çok tartışalım. Contribute to katkı sağlar.
burada katkı sağlar diyor. Ama bizim doğru cevabımızda dikkat edin. Elde etmesi de var bakın. Burada achieve var bakın. Allow businesses achieve elde etmesine başarı, ülke çapında başarı elde etmesine olanak sağlar ya da imkan sağlar şeklinde söylüyoruz. Burada sadece başarısına katkı sağlar demiş. Elde etmesi yok. Tamam. B çok güzel bir çeldirici ama doğru cevabımız Edirne.